Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü derse başlamadan önce geçen ders ne yaptığımızı kabaca bir hatırlatayım. Bu sefer tek bir tekil nokta etrafında değil, bütün kürede birden fazla tekil nokta olduğu zaman diferansiyel denklemin o çözümleri inceleyeceğiz. Başlığımız Fuchs'un Differential Equations. Şimdi D ile C'den N tane noktanın çıkartılmış halini düşünelim. DO olsun. Aynı zamanda D'yi ben Riemann küresinden sonsuzu bu N tane noktaya ek olarak bir de sonsuzu eklersem o noktayı da çıkartılmış hali olarak küreden düşünebilirim. Dolayısıyla küreden N artı bir tane nokta çıkartırsak D'yi elde etmiş oluyoruz. Burada Riemann küresini işte düzleme sonsuzdaki noktayı ekleyerek elde ettiğimizi yani ifade ediyorum. Riemann küresi budur. Veya bir başka ifadesi de iki tane kompleks doğruyu alıyorum. Orijinleri dışında ki bütün noktaları eşliyorum. Z'yi 1 bölü Z ile eşliyorum. Buna da Riemann küresi diyoruz. Geçen haftalarda işte şu notasyonu kullanmıştık. A noktasının etrafında bir disk aldığımızda ve o diskin merkezinde çıkardığımızda işte buna UAI demiştik. UAI tilde de bunun universal cover'ıydı. Onu da işte şey olarak görebiliriz. Bir tane böyle spiral bir şey gibi, merdiven gibi. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında. İşte bu diski alıyorsunuz. Şuradan yırtıyorsunuz. Sonsuz tane böyle kopya var ve bu kopyaları ucuca ekliyorsunuz. O zaman bu merdiveni elde ediyoruz. Peki, geçen ders yine şunu yapmıştık. Kürenin üzerindeki her meromorfik fonksiyonun, Riemann sferi üzerindeki her meromorfik fonksiyonun rasyonel bir ifade olduğunu, yani bir polinom bölü bir başka polinom olduğunu ifade etmiştik. Onun ispatını görmüştük. Ve ayrıca şu teoremi yine görmüştük. İki tane fonksiyon alırsam, bunlar işte D'nin universal cover'ında yani küreden N artı bir tane nokta çıkarttık. Onun universal cover'ını alıyorum. O son derece karmaşık bir yüzey olabilir. Çünkü tek bir nokta çıkartmıyorsunuz. N artı bir tane nokta çıkartıyorsunuz ki onun fundamental grubu Fn yani N tane jeneratörü olan free grup. Dolayısıyla universal cover'ınız oldukça büyük bir nesne. O universal cover'da iki tane holomorfik fonksiyon alırsanız ve bunların yer olarak bu noktalarda bunların regular singularity'leri varsa işte ne demekti o? F ve G'nin lokal olarak bu noktalar etrafında açılımlarına baktığınızda eksponansiyel pardon üstel fonksiyonlar var. Bir de logaritma ifadeler var. Artı tabii ki power seri expression'ları var. O tip bir ifade ise o zaman bunlara regular singular bu fonksiyonların AI'lerde regular singularity'leri var diyoruz. Bu teoremin söylediği şey şuydu. İki tane böyle fonksiyonun oranı eğer aşağıda D'de bir tane şeyse ifade ise D'de bir single valued fonksiyonsa o zaman bu fonksiyonun kendisi bir rasyonel fonksiyon olmak zorunda. F ile G D tilde de tanımlılar. D tilde de tabii ki logaritma ve üstel fonksiyonlar iyi tanımlı olduğu için bunları orada hani iyi tanımlı olarak görebiliyorum. Aşağıda baktığınızda yerel olarak bunlar tabii ki singularity'leri var. Çünkü logaritmada üstel fonksiyonda z üzeri işte alfada yani z eksi a i üzeri alfa i de
iyi tanımlı değiller. Ama D tilde de bunlar universal cover'da iyi tanımlılardı. Çünkü logaritma fonksiyonu iyi tanımlı. Dolayısıyla bunlar da iyi tanımlılar. Bu da diyor ki eğer böyle iki tane ifade varsa bunların oranı ise şeyde kalıyorsa aşağıda single valued bir fonksiyonsa o zaman f bölü g'nin kendisi bir rasyonel fonksiyon olmak zorunda. Peki. Şimdi şöyle bir notasyon kurmuştuk. D tilde universal cover üzerindeki meromorfik fonksiyonları alıyoruz. Öyle ki bunların sadece bu n artı bir tane noktada a1, a2, an artı bir noktalarında regular singularity'leri olduğunu kabul ediyoruz. M d tilde de bu fonksiyonların field of quotients olsun. Yani böyle iki tane fonksiyonun birbirlerine oranlarını da alıyorum. Dolayısıyla B tilde'nin kendisi meromorfik fonksiyonlardan oluşuyor. Ama M tilde de ayrıca bunların quotientları da var. O zaman yukarıdaki ifade şuna dönüşüyor. D tilde'deki meromorfik fonksiyonlar yani işte iki tane regular singularity'leri olan fonksiyonun oranı eğer aşağıda single valued bir fonksiyon veriyorsa o fonksiyon kürenin üzerindeki rasyonel bir fonksiyon olmak zorundadır. Yukarıdaki teoremin kısa ifadesi bu olmuş oluyor. Peki. Şimdi şuna başlamıştık. İşte aşağıda şu denklemi düşünüyoruz. Bu denkleme biz füksiyon diyeceğiz. Eğer şu koşullar sağlanırsa katsayı fonksiyonları olan P ve Q CP1 üzerinde rasyonel fonksiyonlar olacak ve sadece A1 ve A2, AN noktalarında pollarının olmasına izin veriliyor. Ayrıca bu denklemin her çözümünün A1, AN ve sonsuz noktasında en fazla regular singularitesi olmasına izin veriliyor. Eğer bu koşulları sağlıyorsa bu diferansiyel denklem, biz o diferansiyel denkleme füksiyon diyoruz. Ve bugün ele alacağımız teorem şu. Bu denklem füksiyondur. Ancak ve ancak P ve Q fonksiyonları şu verilen şekilde ise. Bu ne demek? P ve Q'yu ben zaten şurada şey almıştık. Füksiyon demek işte rasyonel fonksiyonlardı. Polları da bunlar olacaktı. Ama bu teorem diyor ki daha fazlası lazım. Yani P şu şekilde olacak. Dolayısıyla çok özel bir rasyonel fonksiyon. Bir takım alfa i'ler bölü z eksi a'ilerin toplamı şeklinde olacak. Dolayısıyla rastgele bir rasyonel fonksiyon değil. Polları a1 an'de olan. Ondan çok daha fazlası. Aynı şekilde Q fonksiyonu da bu şekilde olacak. Öyle ki bu delta i'lerin de toplamları sıfır olacak. Bu oldukça kuvvetli bir teorem. Şimdi bunun ispatına geçelim. Evet. Şimdi ispatını daha önceden aslında bu teoremin benzerini ispat etmiştik. Orada da sadece if partını ispat etmiştik. Burada da öyle yapacağız. The if part diyeyim. O halde şimdi şunu kabul ediyoruz. So we assume that P and Q are rational functions having the forms given in
Star and double star. Yani nedir onlar da? İşte şu. Yani P bu şekilde, Q da bu şekilde olsun. Bunu kabul ediyoruz. Ne göstereceğiz? Bizim göstermek istediğimiz şey denklemin füksiyon olduğu. Şimdi şunu biliyoruz tabii. P ve Q bu şekilde olduğu için in particular A1, A2, AN are the only poles of PZ and QZ. Moreover, by theorem 18.5 the equation çarp yani işte yukarıdaki denklemimiz değil mi? Şu denklemimiz şu denklemimiz çarp is fiction at any AI. Çünkü o denklem ne diyordu? Eğer işte P ve Q'nun P ve Q fonksiyonları belli bir limit koşulunu sağlıyorsa, isterseniz onu göstereyim ben tekrar 18.5. Evet, bayağı geride. Şurada. Evet. Bu denklem füksiyondur A'yı noktasında. Ya da işte burada tek bir noktayı ele almıştık A noktasında. Ancak ve ancak P ve Q'nun Lorentz expansion'ları varsa şu şekilde. Bizim durumumuzda da A noktasında P ve Q'nun ifadeleri bu şekilde zaten. Dolayısıyla her bir A'yı noktasında denklemimiz füksiyon. Onu biliyoruz. Ama buradaki teoremimiz diyor ki aynı zamanda sonsuzda da füksiyon olması lazım. O zaman bir tek onu kontrol etmemiz lazım. To finish the proof. Proof. We just need to show that the equation sharp is fiction at z equals infinity. Şimdi z equals infinity de fiksiyon olduğunu nasıl gösteririz? Bunu yapmanın yolu şudur, değil mi? So let z'yi 1 bölü t ile replace edeceğiz. And z'nin sonsuz olması demek, t'nin sıfır olması demek. Denklemi t cinsinden yazacağız ve o denklemin t eşittir sıfırda füksiyon olduğunu göstereceğiz. O zaman orijinal denklemin sonsuzda füksiyon olduğunu görmüş olacağız. And plug this in pz and QZ. Şimdi denklemi z değişkenin cinsinden verilen denklemi t cinsinden yazmaya çalışacağım. Şimdi çözümümüz W olsun. Bunun z'ye göre türevini ben şöyle yazabilirim zincir kuralından. Buradan da t eşittir 1 bölü z. Onun da türevi 1 bölü z kare olacak. Dolayısıyla bu ifade 1 bölü eksi 1 bölü z kare dW dt veya 1 bölü z yerine t yazarsak bu eksi t kare dW dt diye de yazılabilir. İkinci türeve gelince şimdi bu ifadenin bir daha z'ye göre türevini alacağım. Şunun türevini aldığımı düşünün. Bunun türevi çarpım kuralından
İlk terimin türevi yani 2 bölü z küp dw dt artı ya da eksi diyeyim ilk ifade 1 bölü z kare ve bunun z'ye göre türevi d over dz d omega dw dt. Peki bu ifade nedir? Bunu tekrar yazarsak 2 bölü z küp d omega dt eksi 1 bölü z kare. Bu da t'ye göre türev olur. Ve t'nin z'ye göre türevi. T'nin z'ye göre türevi yine eksi 1 bölü z kare. Dolayısıyla buradakiyle çarpıldığında 1 bölü z üzeri 4, o da t üzeri 4 olacak. Dolayısıyla ifademiz şu. 2, bunu da t küp diye yazayım. Artı 1 bölü z kare. 1 bölü z kare de burada var. Eksi 1 bölü z kare. Dolayısıyla artı 1 bölü z üzeri 4, o da t üzeri 4. D squared w dt squared. Peki. Bunu denklemde yerine koyarsak o zaman denklemimiz de şu hale gelecek. 0. Şimdi ikinci denklemi bir yazayım ilk önce. Orijinal denklemimiz buydu. Burada pz d omega dt qz. Şimdi ikinci türev yerine şunu yazıyorum. T üzeri 4 d squared W artı 2 t küp d omega dt. Bu ikinci türev. Eksi birinci türev içinde işte p t kare d omega dt artı q omega. Değil mi? İşte p eksi t kare d omega dt idi. Bunu düzenlersek şu hale gelecek. D omega dw squared dt squared. Dw dt'nin katsayıları şu olacak. Pardon. İki bölü t var. Eksi bir bölü t kare var. Evet. P bir bölü t. Yani z yerine bir bölü t yazıyorum. D omega dt. Burada şey yaptık. T üzeri 4'e böldüm her iki tarafı. T üzeri 4'e bölünce buradaki t kare 1 bölü t kareye dönüştü. Burada da 1 bölü t üzeri 4 q 1 bölü t omega eşittir 0 denklemini elde ediyoruz. Dolayısıyla bizim p ve q fonksiyonlarımız bu şekilde değişti. Şimdi biz bu denklemin t eşittir sıfırda fonksiyon olup olmadığını kontrol edeceğiz. Must check the above equation is fonksiyon at t equals 0. Bu da ne demektir? Teorem 18.5'ten bu ifadenin yani birinci türevin katsayısı olan fonksiyonun t ile çarpıldığında t eksi sıfırla çarpıldığında holomorfik olması, bu ifadenin de t eksi sıfırın karesi ile çarpıldığında holomorfik olması gerekiyor. Yani in other words, teorem 18.5 this
reduces to show that the functions t çarpı bu ifade yani 2 bölü t eksi 1 bölü t kare p1 bölü t and t kare çarpı 1 bölü t üzeri 4 q1 bölü t r holomorfik at t equals 0. Bunu göstermemiz lazım. Peki. Yani bunların t eşittir sıfırda convergent power seri expansionları olması lazım. Şimdi bakalım. Pt'nin ifadesinin ne olduğunu biliyoruz. Since Pz şuydu, teoremin koşulunda verildiği haliyle. Bir takım alfa i'ler bölü z eksi a'ların çarpımı. And thus 1 bölü t çarpı i birden n'e kadar ya da isterseniz şöyle diyeyim. Şimdi neye bakıyorduk biz? 2 bölü t eksi 1 bölü t kare p üzeri 1 bölü t. Bunu t ile çarparsam burada 2 elde edeceğim. 2 eksi 1 bölü t. Ya da isterseniz şöyle yazayım tekrar. Yani t çarpı 2 bölü t eksi 1 bölü t kare p 1 bölü t. Bu ifade neye dönüşecek? Bu şuna dönüşecek. 2 eksi 1 bölü t p üzeri 1 bölü t. Bu da ne demek? 2 eksi 1 bölü t. Şimdi i birden n'e kadar burası alfa i bölü z eksi pardon 1 bölü t eksi a i olacak. Bu da şuna eşit 2 eksi şimdi buradan şöyle bir şey çıkacak i birden n'e kadar alfa i çarpı t olacak. Bu t yukarı gelecek. Bunu da birbirini götürecek. 1 eksi burada t çarpı a i kalacak. Tamamdır. Bu da neye eşit? 2 eksi i birden n'e kadar. Bu ifade ise şuna eşit. Dikkat ederseniz. Alfa i çarpı burada da k eşittir sıfırdan sonsuza kadar 1 bölü 1 eksi t eksi a i yani t çarpı a i'nin k'ıncı kuvveti olacak. Bunun sabit terimini çıkartırsak yani k'nın sıfır olduğu durumda k'nın sıfır olduğu durumda sadece alfa zerolar kalacak. Pardon, alfa i'ler kalacak. T, k eşittir sıfırsa. Dolayısıyla şöyle bir şey olacak. 2 eksi i birden n'e kadar alfa i'lerin toplamı. Bu sabit terim. Eksi i birden n'e kadar ve k da birden sonsuza kadar alfa i çarpı t çarpı a'ilerin k'ıncı kuvvetleri. Yani sabit terimi bu olan bir ifade. Bu ifade aynı zamanda tabii ki gördük ki bir power serisi. İşte t yeterince küçükse bu convergent olacağı da bariz. Değil mi? Which is clearly Clearly a convergent power series. Şuna da dikkat edelim. Note that limit t sıfıra giderken
Bu ifadenin limiti ne oldu? T çarpı 2 bölü T eksi 1 bölü T kare P 1 bölü T. Yani bizim bu diferansiyel denklemimizin kat sayısı olan fonksiyon değil mi? Şunun T sıfıra giderkenki limiti o limitte neye eşit oldu? 2 eksi i 1'den n'e kadar alfa i'lerin toplamı. Buna da bu t'nin sıfır olması z'nin sonsuz olmasına denk geliyor. Dolayısıyla z'nin sonsuz olduğu yerdeki limiti olduğu için buna da alfa sonsuz diyebiliriz. Notation diyeyim. Alfa sonsuz olarak işte şu sayıyı göstereceğiz. 2 eksi i 1'den n'e kadar alfa i'lerin toplamı. Peki. Evet. Benzer şekilde similarly şuna bakalım. Şimdi ikinci katsayı neydi? Q şu şey 1 bölü T üzeri 4 çarpı 1 bölü T fonksiyonu. Bunun T kare ile çarpacağım. Onun limitine bakacağım. Yani T kare çarpı 1 bölü 4, T üzeri 4 Q 1 bölü T. Bu da neye eşittir? Bu tabii ki 1 bölü t kare çarpı işte q 1 bölü t. Şimdi q'nun ifadesinin ne olduğunu biliyoruz. Q'nun ifadesinin ne olduğunu biliyoruz. Şöyleydi. 1'den n'e kadar beta i'ler z dediğimiz 1 eksi t eksi e ayın karesi artı lambda i'ler z eksi a i'ler şuydu. Peki. Bu ifade şöyle de yazılabilir. Şunları açarsak şimdi buradan dikkat ederseniz 1 eksi t çarpı ai olacak. Ai bir de payda da var. Onun karesi gelecek. Yukarıya gelecek o kare. Bu kareyle cancel edecek. Dolayısıyla burada şöyle bir şey olacak. Beta i'ler. Ondan sonra da burada da şimdi 1 bölü 1 eksi t çarpı ai'nin karesi olduğu için onun açılımından gelecek olan şeyler de beta i t çarpı ai'nin evet. Bir dakika. Şöyle, evet orada biraz dikkatli olmam gerekecek. Şöyle diyeyim. Şimdi beta i burada i birden n'e kadar beta i 1 eksi t çarpı ai'nin karesi artı şimdi benzer bir şey burada var. Delta i çarpı t gelecek. Delta i çarpı t. Payda da 1 eksi t çarpı ai olacak.
Ama önünde T kare var. O T kareyle çarptığımda şu gitmiş olacak. Dolayısıyla burada 1 bölü T var. Şimdi evet. Buradan da şimdi bunun açılımından da Convergent bir power serisi gelecek. Bunun açılımında ise biraz dikkatli olmak lazım. Evet. Yani şöyle diyeyim. I1'den n'e kadar beta i 1 bölü 1 eksi t çarpı ai'nin karesi artı burada 1 bölü t çarpı delta i ve burada şöyle bir toplam olacak. K sıfırdan sonsuza kadar t çarpı ai'nin k'ıncı kuvveti. K'ıncı kuvveti. Burada ise şöyle bir şey var. I birden n'e kadar beta i çarpı. Şimdi bu 1 bölü 1 eksi ti şuna eşit. Bu t çarpı a'nın k'ıncı kuvveti k sıfırdan sonsuza kadar. Ama bunun karesi var. Artı 1 bölü t ve k yine sıfırdan sonsuza kadar t çarpı a'nın şöyle olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz bunlar Convergent Power serileri ama şurada 1 bölü t terimi var. 1 bölü t terimi var. Lambda i'yi de unutmayalım. Lambda i. Şimdi bu 1 bölü t terimi sorun çıkartabilir. Ama dikkat ederseniz eğer k'nın sıfır olduğu durumda yani şu sabit terime bakarsak şimdi şurada da k'nın sıfır olduğu durum nedir? Buradan 1 gelecek. Dolayısıyla sadece beta i'ler kalıyor. Yani i birden n'e kadar beta i'lerin toplamı var. Artı burada da k'nın sıfır olduğu durumda şöyle lambda i'lerin toplamı bölü t gelecek. I birden n'e kadar. Onun dışında eşittir sıfır terimini dışarı attığımda burada artık bir tane Convergent Power serisi kalacak. Burada ise K'nın sıfır olduğu durumu dışarı attığım zaman geriye kalan şey nedir? T'li ifadeler olacak. T'nin pozitif kuvvetleri. Birinci kuvveti, ikinci kuvveti vesaire. Onları da ama T'ye bölebilirim. Dolayısıyla yine Convergent bir Power serisi kalacak. Ve bu ifade de lambda i'lerin toplamı var birden n'e kadar ama o da o teoremin koşulları içinde verilmişti hatırlarsanız. Bu lambda i'lerin toplamı sıfır olarak verilmişti. Dolayısıyla bu ifade sıfır. By dolayısıyla da yani burada bir beta i'lerin toplamları var. Yalnız bir terimi ben unuttum galiba. Ha evet. K'yı şimdi sabit terimi dışarı aldık. K'nın 1 olduğu durumda ise burada t çarpı a'ler var. T çarpı a'leri lambdayı çarpı bölü t ile çarpıyorum. Dolayısıyla lambdayı çarpı a'ler kalacak. Yani şurada ayrıca
Şöyle bir şey var. Özür dilerim. I birden n'e kadar lambda i bölü t çarpı t çarpı i'ler, t'ler gitti. Şunlar kaldı. Geriye Convergent Power Series şuradan gelen, bir de buradan gelen yine Convergent Power Series kalacak. Dolayısıyla buradaki sabit terimimiz de şu olacak. Beta i'ler artı lambda i ai'lar artı Convergent Power Series in t. Ama kuvvetleri birden büyük. Yani en azından t var. Burada artık sabit terim yok. Dolayısıyla da burada ispat bitiyor. Hence the equation is Fuchsian at t equals 0. Çünkü işte p ve q fonksiyonları bu t eşittir 0'da istenilen formdalar. O zaman da teorem 18.5 diyor ki bu denklem füksiyondur. Peki ayrıca moreover bu limitte şey limiti yani bizim beta infinite dediğimiz şey yani şurada olduğu gibi alfa sonsuz bunun t eşittir sıfırdaki limitiydi. Beta sonsuz da limit t sıfıra giderken t kare çarpı 1 bölü t üzeri 4 q 1 bölü t. Bu da neye eşit çıktı? Beta i'lerin toplamları çarpı şu ifade. Peki. Okay. So this finishes the proof of if part. If partını belki sonra yapacağız. Burada bir gözlem daha sunacağım. Şimdi alfa sonsuz şu remark diyeyim. Alfa sonsuz işte şuydu. 2 eksi i birden n'e kadar alfa i'ler. Beta sonsuzda şu çıktı. Birden n'e kadar beta i'ler plus lambda i ai'lar. Yani bizim küremizin üzerinde değil mi? Böyle n tane, n artı bir tane noktamız var. A1, A2, AN, AN artı bir de bizim sonsuz noktamızdı. Ve bu singular noktalardaki işte limitlerimiz alfa i'ler, beta i'ler, i birden n'e kadar. N artı 1 olduğunda da sonsuz diyoruz. İfadeleri alfa bunlar olsun. Şimdi şunu gözlemleyeceğiz. Diyelim ki let lambda 1 lambda infinity yani lambda n ve lambda n artı 1 ki ona lambda infinity diyeceğiz. And new 1 new n plus 1 bu da
New Infinity. Are the Roots. Are the Roots. Of. Of x çarpı bizim bu indicial equation'ımız olsun. Beta iler. I birden n artı 1'e kadar. N artı 1 sonsuz. Yani i eşittir 1 iken köklerim lambda 1 mu 1. I eşittir 2 iken köklerim lambda 2 mu 2. I n iken lambda n mu n. I n artı 1 iken de lambda infinity mu infinity. İkişer tane köküm var. Şimdi bu köklerin toplamlarını hesap edelim. I birden n'e kadar lambda i mu i artı bir de sonsuzdakini. Yani her bir denklem için ikişer kök var. Bu köklerin hepsinin toplamına bakalım. Şimdi lambda i mu i nedir? Lambda i mu i bu denklemin kökleri. Köklerin toplamı x'in katsayısının işareti eksi 1 ile çarpılmış olan sayıdır. X'in katsayısı bu denklemde alfa i eksi 1. 10 eksiyle çarparsak 1 eksi alfa i eder. Dolayısıyla ilk terim şu. Bu 1 eksi alfa i'ymiş. Yani şu ikisinin toplamı 1 eksi alfa i. Peki bu ne olacak? Bu da i yerine n artı 1 koyduğumuz zaman elde edeceğimiz şey olacak. Yani o da 1 eksi alfa sonsuz olacak. Ama şimdi alfa sonsuz neydi? Şimdi bunları tekrar şey yapalım. Şimdi bu ifade birden n'e kadar 1 eksi alfa i'ler. 1 eksi alfa sonsuz neydi? Alfa sonsuz. Alfa sonsuz 2 eksi alfa i'lerin toplamıydı. Dolayısıyla şurada alfa sonsuz yerine 2 eksi alfa i'lerin toplamını yazacağım. Şimdi burada alfa i'lerin toplamı var. Burada ise onun eksilisi var. Dolayısıyla onlar birbirini götürecekler. Geriye ne kalacak? Şimdi burada n tane 1 var. Dolayısıyla buradan n gelecek. Burada ise bir 1 var. Bir de eksi 1, eksi 2 var. Dolayısıyla eksi 1 gelecek. O halde bu köklerin toplamları n eksi 1 çıkıyor. Peki. Evet. Olmazsa burada bitireyim. Bir dahaki derste geri kalanını yaparım. Kaç dakika olmuş? Evet, burada bitireyim bugünlük.